miyim anlayamamış. Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa o da anlayacaktır. Şöyle hemen girelim. Ses. Bundan sonra da temeli atıp atıp bırakacaklar. Uyuyor 2 saat. 2 saatlik yolu 15 dakikada geçip gideceğim şimdi. Bundan da devam. Suriyelileri yatırıp çalıştırdığımıza sanki. Burada çalışanlar para almadı. Burada çalışanlar bedava çalıştı. Açtı. Evlerine ekmek götüremiyorlardı. Sigortalar yapmıyordu sanki. Burada çalışanlar Türk vatandaşına yedi. İstidam sağlamadı. Adam dağları. Bütün düzenlemeler açık açmıştır. Bu altınlarının içinde. Bu adam sadece açılışa kısa açılışa. Temel atmaya da sadece açılışa git. Buyur, dinlenin ciğeri gel. Benim Kahramanmaraşlı kardeşim bunu anladı ama bu hanımefendi hala anlayamadı. Bu tabii bir tanesi. Yüzlerce tünel. Dağları yüzlerce tünelle deldik. Elhamdülillah buralara geldik. Ya bunlar bugüne kadar niye yapamıyordu? Şimdi yapınca niye rahatsız oluyorsun? Ya bir de marifet iltifata tabidir deyip bir teşekkür etmesini bilin ya. Yok, görevindir. Tamam da siz de geçmişte işte bakanlık falan da yaptınız. Niye sizler bunları yapamadınız? Niye yapamadınız? İşte kıskançlık çok kötü bir illet. Fakat İsteseler de istemeseler de biz yine bu yolları yapmaya devam edeceğiz. Bu tünelleri inşallah açmaya devam edeceğiz. Köprüleri yapmaya devam edeceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de yapacağız. Osman Gazi Köprüsü de yapacağız. Marmaray gibilerini de yapacağız. Avrasya tünelinde yapacağız, yapmaya devam edeceğiz.